Sevgili Doris severler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Aktur'dan Çomçalık Koyun'a geri gelmiş ve sert havaları burada atlatmıştık. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yeni bölümde almış olduğumuz jeneratör deniyoruz. Sonrasında Kiseli Adaya geçip artık oraya demir atıyoruz. Ve Kano ile çok güzel bir Adaboğazı gezisi yapıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Sonrası güzellik. Mert Kaptan bize bir şey getirmeye gidecek. Bilin bakalım ney? Bize ne getireceksin Mert Kaptan? Efendim, biraz içme suyu alacağım, et alacağım, bantlama alacağım. Ondan sonra biraz şey yapacağım, burayı falan çözeceğim. İşlerimiz var. Ama asıl bir şey getireceksin. He? Onu da getirin. Jeneratör. Onu unuttum. Asıl jeneratör ekliyorum. Jeneratör aldık Honda marka. Jeneratör aldık, onu söyle. İnşallah iyi çıkar arkadaşlar. Beşinci günde aküler bitiyor diyor. O yüzden de. Beşinci günden sonra şey lazım. Bir şey ya, motorla gitmen lazım. Hani biz yerimize sabit durduk ya, ondan bahsediyor. Motorla gitmediğimiz için. Ben o yüzden şimdi jeneratör işine girdim. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Zaten her yerde lazım jeneratör. Evet, köyde de lazım bize. Küçük köyümüzde. Baş açmazımız vardı dün, onu da söksün versin. Gerek yok bugün. Havamız güzel. Çok şükür fırtına bitti. Eğlence başlasın. Bozburun artık adada. Ayrılıyoruz. Bozburun'da alışverişler yapıldı. Şeyler dolduruldu. Tabi ağırlık gelince en fazla 7 knotla. Şu an daha yavaş bir seyirle gidiyorum. Durum bu. Thank you.
mutluyuz. Çünkü Honda EU10i invertör bir jeneratörümüz oldu. Bunu sadece tekne için almadım. Hani köyde vesaire de lazım olur diye aldım. Ama teknede de hareket etmediğin zaman 5. günde artık aküler biraz şey oluyor. Laptop falan da çalışınca video falan yapmak için. Artık 5. günde şey oluyor. Aküler de pahalı artık. Hani zarar görsün istemiyorum. Mesela işte 2 saat bunu çalıştırsam en aşağı o bittiği yani akü bittiği şeyden 2 gün daha hemen öteliyor. Yani günde 1 saat falan bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum. O yüzden aldım. Deneyeceğiz bakalım. İnşallah çok sesli değildir. Honda aldım az sesli olsun diye. 14 kilo falan. Şöyle kalkıyor. İşte burada fişi var. Şöyle bir şeyleri var. Kaplumbağalar ve tavşanlar var. Kaplumbağa ve tavşan var. Bu şey az sesli çok sesli olduğuna göre. Artı eksi bir şeyler bağlantıları var falan filan. Yağsız çalıştırmayın. Yağını koyunuz. Evet. Hayırlı olsun. İnşallah sessizdir abi. İlk tespitim hemen Honda olduğu için şimdi burada değil hemen yanında buji değiştirme anahtarını vermişler. Şu kapağı kaldırmam mesela şöyle. Şöyle hemencecik. Bak şuradan buji gözüktü bile görüyor musun? Motorun bujisi. Bu işte mesela yılda bir değişecek. Gibi gibi. Şurada kalan şeyleri var. Şu vidayı söktüğümüz zaman buradan depo vesaire karbüratör falan kesin gözüküp. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Tahmin ettim de. Ya her zaman işe yarar yani. İnvertör olması da güzel. İmzası adamın bana benziyormuş. Aa evet. Bu arada bugün daha huzurlu tabii. Fırtına pek yok. Daha çok günübirlikçiler rahatça geliyorlar. Ama Kiseliada şey olmuş arkadaşlar. Bu sene bir tane bir motor ya, yat böyle sanki göcek gibi böyle oraya kapılamış ve içinde de kimse de yok. Saçma olmuş yani. Bunun yasak olması gerekiyor. Köşe kapmacaları. Günlükçüleri çok etkiliyor tabii. Onlar gidiyorlardı oraya. İyi oluyordu millete. Giremiyorlar tabii o köşeyi kaptığı için. Çok tatlısın sen. Yine havuz gibi bir denizden. Selamlar. Evet nasıl gidiyor? Çok güzel. Güzelsin. Bugün hem ağız gibi simi gözüküyor bayağı. Tam şurada. Atla, atla. Günaydın. Atla, herkese atla. Herkese ve doğaya. Doris'ten günaydın. Bu mu yani? Keçilere günaydın demeyi unuttum. Keçiler. Günaydın keçiler. Değerli keçilerimiz. Kaptanım ne haber? İyiyim. Oturuyoruz. Ne yapıyoruz? Günaydın. Bugün pazar. Şurayı şöyle boşken çekmek istedim. Çünkü birazdan bir sürü. Onlarca tekne gelecek. Tur teknesi gelecek. Biz aynen. De sabah uyandık yüzdük. Şimdi de kahve keyfimizi yapıyoruz. Şöyle bir kahve keyfi yapalım. Yani. Fakat artık Nescafe bize hiç keyif vermiyor. Ben moka kap dedim, Eda illa getirmedi. Sanırsam artık filtre kahve, moka kapı falan geçeceğiz. Bulaşık suyu gibi kalıyor böyle. Nasıl? Beğendiniz mi penceremizin manzarasını? Pencere. Açıyormuş değil mi şöyle? Pimapen. Bu bizim penceremiz. Gerçi kapalı tekne yok. Pimapen yapıyorlar ya şöyle. Hadi bunu anlatıyorum. Şimdi nargidacı geldi. Kaan. Buranın Bozburun nargidacısı. Efendi bir olan. İşte aldık canımız çekmişti. İki dondurma yedik falan. Tabii ki de karadakinden
bir tık daha pahalı yani. 1,5 katı falan mutlaka. Benzinle geziyor. Soğutuyor onu falan. Neyse. Onlar malum. Ondan sonra işte yeni jeneratör aldı. Tabii o da yağsız çıkıyor ya içinden. Ondan sonra neyse balıkçıdan şurada şey tur teknesinden almıştım yağ. Sonra içime sinmedi o yağ. Onu dökmüştüm jeneratöre. Onu geri döktüm. Sonra buralar biraz yağ oldu. Eda tuttu. Neyse onu hallettim. Sonra işte çocuk geldi, dondurma aldık falan derken dedim ki işte Kaan dedim ya hani Bozburun'dan yarın nasıl olsa geleceksin değil mi? Evet. Bana 1 litre yağ alır mısın dedim. Tabii ki de alıyor. Getirecek birazdan. Sonra jeneratörü şey yaparız. Beraber deneriz. Yani yeni olduğu için içime el vermedi o yağ. Şurada da bir tane şey var. Devasa bir ütü var. Onu da göstereyim de. Ütü neymiş merak edenler. Bakın. Devasa. Evet, şimdi Honda jeneratörümüzün kapağını gördüğünüz tornavidayı söktüm. Ve şöyle bir yağsız geliyor bunlar sıfır ya. Sıfır olanlar yağsız geliyor. Şurada bir delik var. Buradan yağ koyacağız. 250 ml yazıyor. Kullanma kılavuzuna bak. Dondurmacı Kaan arkadaşımız getirdi. Dondurmacı. Sağ olsun. Ya, dün rica etmiştik işte. Onu getirdi. Sağ olsun 1 litre yağ. 250 ml koyacağız. Koyduktan sonra benzinini de koyup deneyeceğiz. Bu arada kendimle röportaj yapmak istiyorum. Sayın Eda Hanım, sizi takip edenlerden en çok şikayetiniz nedir acaba? En çok şikayetim şu, çok kilolu gözüküyormuş. Aşk olsun arkadaşlar. Ben sadece 48-49 kiloyum. Bu kamera beni çok şişko gösteriyormuş. Herkes söylüyor bunu. Her yıl herkes söylüyor ve benimle karşılaşanlar diyor ki ne kadar zayıfmışsınız. En fazla 50 kilo oluyorum hayatımda, o kadar. Ya çok aşırı gürültülüyse? Aşağıda bile. Bu kadar mı? Bu kadar. Abi çok iyi. Tabii. Dibimizde şu an yani. Oley. Şu an içimizde ya. Aa çok iyi, çok sevindim. İşte invertör olması bu, anladın mı? Kaliteli oluyor. Zaten biz gece gündüz 8 saat çalıştırmayız. Yok canım, 2 saat de çalıştıracağım. Hayır, saygısızlardan bahsediyorum. Geçen günkü katamaran biliyorsunuz 8,5 saat beynimizde çalıştırmış. Bu ekonomi şöyle şey de var. Ekonomi olmayan mod da var. Rahatlıyor. Ya yani çok yük bindiği zaman gazlayacak yani. Evet. Yük binmediğinde şey olacak. Şimdi kapatalım diye. Böyle şeyler. Yiyemez. Şu anda kutlama mı yapıyoruz kaptanım şeyle ilgili? Uzo da balmış. Kavun da bal çıktı valla. Akturum pazarından almıştım. Neyi tutuyorduk? Jeneratörümüzü. Aynen, jeneratörümüzü gelsin. Hadi bakalım. Hadi. Çin çin. Artık böyle yakın çekim yapmayı düşünmüyorum Mert. Evet. Hep sen çekeceksin, ileriden beni çekeceksin. Aynen. Şuna bak, koluma bak zaten. Şey gözüküyor. Herkes ne kadar büyükmüşsünüz, şişmanmışsınız diye. Gerçek hayatta ne kadar zayıf olduğumu söylüyorlar. Bakın yatağından el işçiliği. Güzel bir bıçak hediye etti bize. Kallavi ha. El yapımıymış, sağ olsun, gönlünden geçmiş. Oo. Eda hocam, oryatikoyu döktürmüşsün. Evet. En sevdiğim şey nedir biliyor musun? Soslu dolma da var. Yakıcıklar güzel. Sizin tenceresinden böyle. Ha çok zevkli oluyor değil mi? Meze meze yemek. Aynen. Elinize sağlık. Anneden mi geliyordu? Sosu senden. Afiyet olsun. Azmişimin ellerine sağlık. Bu arada gün düşüyor. Komşumuz var. Bakın şurada jeneratörümüz mevcut. Şöyle. Birazcık destek lazım oldu. 5. gün artık aynı yerde. Bir de gulet var. Alper A. Durum bu. Bu da tanıştırayım. Barba yani. Afiyet olsun. Küçük Doris'ten günaydın. Güzel bir sabah. Fakat yanımızdaki gulet yüzünden pek huzurlu bir sabah olmadı. Sabahın 7'sinde
rahatsız etmekten haz alan bir gulet var yolumuzda. Yani kaptanı da uyarmıyor demek ki. Kaptanı yoktu ki, gece kalmadı zaten. Bozburun'da kaldı. Oo, çok enteresanmış. Kaptan yoktu içinde. Bravo, süpermiş. Ya bunun suç olması gerekiyor bence. Bu sahil güvenliğe şikayet etsen kaptansız tekneyi bırakmak olmaz. Öyle müşteriyle kaptansız tekne mi olur? Yani doğru diyorsun. Saçmalık. Benim can güvenliğimi tehdit ediyorlar. Üstelik de mental yapımı da tehdit ediyorlar. Yani şöyle bir toplum olmuş ya millet Mert. Hani rahatsız etmekten hoşlanıyor, keyif alıyor. Mesela sen diyorsun rahatsızlığını belli ediyorsun. Mesela artık sessiz olur musunuz? Hani gece bir oldu falan. O böyle daha da böyle gülüyor. Daha da müziği açıyor falan. Yani hani bak yapıyorum falan. Ya yani ancak rahatsızlık veriyorsun ve küfür beddua alıyorsun. Başka hiçbir şey yok yani hayatında. Değişik demek ki, ezik ve hani mutsuz insanlar, kiralayanlar genelde öyle oluyor. Ya içindeki işte şey, personelin de uyarması lazım değil mi? Belli bir saatten tabii sonra. Tabii ki. Yani nazikçe söyleyecek, gidip de yapmayın dedi. Zaten söylediği zaman o insanlar uyarılma yani. Bu kadar basit. Bunlar da söylemiyor. Hayır, ben bir yerde kendimi kaybedip hani rahatsızlık vermeye başladığımda birisi uyarsa susarım yani, utanırım. Utanma duygusu yok. Yok yok, millet değişik. Şu güzelim yeri yani zehir ediyorlar. Çok değişik. İnşallah son tatilleri olur diyerekten en sevdiğim bedduayı yapayım. İnşallah çıktığınız son tatil olur. Amin. Bir daha da çıkamazsınız inşallah. Değişik arkadaşlar. Böyle bir gün yaşadık. Bir gece yaşadık daha doğrusu. Gece ve sabah. Sabahın 7'sinde de. Allah'tan kulak tıkaçlarım var. Kulak tıkacı çok şart. Kamp gibi yerlerde. Böyle denizde. Maalesef istenmeyen tuhaf tiplere karşı şart. O tuhaf tiplerin zaten denizcilikle bir ilgisi yok. Yok şey, fizik şey bilgileri de yok. Hani suyun, denizin ses götürdüğünün vesaire, bunların da farkında değil. Hani ben de tatildeyim, ben de eğleniyorum. Full eğleniyorum hatta, ama hiç kimseyi herhalde rahatsız etmemişimdir. Makineyi çalıştırdık. Eda kaptanımız da toparladı. Artık hemen hemen hazırız seyre. İstikamet belirsiz. Bakacağız bakalım. Hava güzel, su güzel. Tebdili mekanda ferahlık vardır diyerekten çıktık bakalım. Bize göre bir yer var mı Bozburun'da? La 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 la. Gülleyecik Doris'imize bir yer ayırmadınız mı acaba? Koca koca tekneler. Ya bu sene kiselik kısmet olmadı ya. Yani şunlar da pek bir doldurmuşlar burayı. Maalesef. Daha kaptan bizi bağladı sağ olsun. Teşekkür ettik ona. İyi bağladın Edoş, eline sağlık. Teşekkür ederim. Bizi tutar ya. İdare etsin. Etsin bakalım. Var şey mi var? Aynen şey var. Sebzeci geldi. Bir ihtiyacın var mı? Sebze yani bir gece değil mi zaten? Ha. Evet, Eda kaptanım, hoş geldik. Kiseli'ye hoş buldum. Kiseli'nin hatırına bugün sizler için güzel bir dalış gerçekleştirmeyi planlıyorum. Hadi bas bakalım dalış. Bakalım dalışın. Bugünkü dalışımız hangi kategoride olimpiyatlarda? Olimpiyatlarda bomba kategorisinde mi yoksa çivileme kategorisinde? Sondan birinci olur. Sondan birinciyim. Evet, tebrik ediyoruz öncelikle. Ve başarılarınızın devamı diyoruz. Gene biraz hatırlar mısın? Şunay doğruydu. Başı da
şey yaptım, döndürdüm oraya aldım. Almasa neymiş, üstüne gelirmiş. Şu fare şeyini kim için taktık? Geçen videolardan hatırlarlar. Hatırlarsın geçen sene. Burada bizim kankito burada. Kankito. Belki bizi özler, burada yağlı bir hayatım vardı. Şahane bir bolluk içinde yağlı ballı yiyip içiyordum derse. Gelirse diye. Allah muhafaza. Seride gün batacak. Keçilerimiz de tavşanlarımız gelmeye başladı. Kayra teknesi ve Emel Hanım'la Yavuz Bey. Onlarla tanıştık. Onlar da çok tatlı insanlar. Böylece artık gelecek gibiyim var. Bye bye Doris. Bekle bizi. Görüşürüz. Sağ olun. Tamam. Tamam. Bedavadan gidiyor da dönüşü zor olacak. Şuraya dönünce bakalım ne olacak. Ahmet abi biz gezip geliyoruz. Hadi bakalım. Güzel güzel. Aa, Berin hala burada. Bile abinin teknesi. Faydamı anlayacak. Boğazdan eten sert rüzgarlara karşı Mert Kafe tam bizi götürüyordu ama ben çekince daha rahat gidiyoruz, onu söyleyeyim. Şu anda çekim için durdum. Mert, o ne şimdi? Çapa atacağım. Kanoya çapa. Burada zincir lazım. Yaklaşık 20 metre zincir sermedim. Kusura bakmayın. Çok güzel çapa attın. Bravo. Çok güzel. Evet. Bot daha tatlı. Meyve halimizi ama aldık. Ama giderse gider ha. Gitmez gitmez, o çapa takılır 40 kere. 40 kere takılır çapa. Zorladı beni. Tabii tekne alır. Şekek yerinden alırız kanalımızı. Plajımız güzel, kum. Oturacak taşlar var. Boşver tatlıdır. Oo, su çok dolmuş bu sene. Azdı. Çek çek yüreğim.
çiçekleri mavi nehirde. Harbiden süper. Evet hocam, bu zorlu kana turumuzda kadınlar için olan çekimli kana turumuzda. Önde bir mert, kaptan şart. Çocuğum kayalara götürme. Kayalara götür. Ben de zaten ona götürdüm. Bense efendim keyif içindeyim, gördüğünüz gibi saltanat kayığımda. Taht el bahir. Taht el bahirimde. Taht el bahir derler bak. Saltanat kayığı mı? Saltanat kayığı mı? Doğru, gidiyoruz.